Nereye gidiyorsun he? Sana bir soru sordum pislik. Onu sana. Bu da ne? Bu da ne diyor? Hey şuna bakın. Tuttuğun için teşekkür ederim. Çok iyi. Ne haber Louis? Şu pisliğin haline bakın. Anakron. Diğerleri nerede? Öldüler. Öldüler. Hector ölmez. Ama o da öldü. Hadi o bir yalancı. Yalan. O bir yalancı alakran. Bunu size kim yaptı? Bir gringo. Kör bir gringo. Göremiyordu ama ateş edebiliyordu. Yemin ederim. Yanında da bir bebek vardı. Evet. Yanında bebeği olan kör bir gringo Hector'u vurdu. Neden seni öldürmedi? Sana o yola göz kulak olmanı söylememiş miydim? İçinden bir his beklemekten sıkıldığını söylüyor. Ama ben de beklemekten sıkıldım. Evet. Roberto. Coyote ve Watu'yu alıp San Pedro'ya git. Hector'u bul. Yapma baba. Beklememiz gerekmez mi? Yakında dönecektir. Çocuk haklı. Zaten mavi ceketler pire gibi kiliseye saklanmış. O gümüş hiçbir yere gidemez. Ondan vazgeçmeleri gerekecek. Git kardeşini bul. De! Su, lütfen su. Su. Boğa, ona biraz su ver. Adamın ne kadar susadığını görmüyor musun? Su, su. Gracias. Gracias. Hadi Boğa! Harika! Bence bu adamın sert bir içkiye ihtiyacı var. Hayır. Bence onun bir şeyler yemeye ihtiyacı var. Hayır yapma. Yapma. Hayır şef. Yapma lütfen. Yap.
Seni burada görmek istemiyorum. Git buradan. Ya. Ya. Git ve bir daha buraya gel. Ya. Git. İyi günler. Bazılarımız için iyi olabilir. Rose Portales'i duydunuz mu? Burası San Pedro. Şehre nasıl girdin? Yolu takip ettim. At üstünde. Sen körsün. Bakın peder, Tanrı'nın hizmetkarlarından birine silah çekmek iyi bir fikir değil. Ama eğer o silahı yere atmazsanız bunu yapmak zorunda kalacağım. Yavaşça. Rahip olduğumu nereden anladın? Sana dua ettiklerini duydum. Çavuş! Çavuş! Ne var? Biz dışarı çıkamazken bu herif şehre girmeyi nasıl başardı? Onun şehre nasıl girdiğini sanıyorsunuz? Oraya kimleri koymuştunuz? Styx ve Bishop'ı. Styx ve Bishop, ha? Şimdi anlaşıldı. Lanet olsun. Bu gürültü de ne? Gürültü mü? Kızılderililer buna savaş dansı der. Buna ne diyorsun ha? Bana da tanrılar dinamitlerle oynuyormuş gibi geldi. Senin için ne yapabilirim? Bir viski ver. Biraz da süt. Şuradaki bebek için. Süt yok. Tamam. Viski ister misin ufaklık? Aslında viski de yok. Peki sigaran var mı? Üzgünüm. Bu nasıl bir kasaba, bana söyler misin? Silah taşıyan rahipleriniz var. Kendine viski bulamadığın bir de barı. Sigara desen o da yok. Meksika likörü bulabiliriz. Özel stoktan. Buna hayır demem. Ben Los Portales'i arıyorum. Bilmiyorum. Hector. Lanet olsun. Bu ölü adamları sen mi getirdin? Atlarla beraber geldiler. Ha, komik bir adamsın ha. Senin adın ne? Neden? Kanun adamı mısın? Evet, bu pisliğin içinde buna en yakın şey benim. Sen bir askersin. Çavuş Hastings. Amerikan ordusu. Evet, dünya onlarla dolu. Öyle değil mi ha? Neyle dolu? Pisliklerle. Kasabaya nasıl girdin? Kanyonun dışına nöbetçiler yerleştirmiş. Elinize dikkat etseniz iyi edersiniz. Ben Los Portales kasabasını arıyorum. Onu hiç duydunuz mu? Duyduğumu söyleyemem. O zaman bu çocukları sizinle bırakacağım.
hiçbir yere gitmiyorsun. Wilcox. Bu kadar yeter. Wilcox. Size yeter bu kadar dedim. Demek Los Portales'i arıyorsun. Bize yardım edersen seni oraya götürebilirim. Bu herifin onlardan biri olmadığını nereden biliyorsun? Sen bunu görmüyor musun çavuş? Bu öldürdüklerin kim biliyor musun? Bunun hakkında bir fikrin var mı? Doğrusu bildiğimi söyleyemem. Onlara yakından bakma fırsatım olmadı. Buna 4 papel alırım. Üçü de orada olur. Bilmiyorum. O kadar parayı düşünmeyebilirim. Ben sana bir papel veriyorum. 3 hafta önce Alakran ve çete üyeleri Hastings ve adamlarını buraya kadar izledi. Kanyonun dışına çıkan sadece bir yol vardı. Onu da kestiler. Ne yemek geliyor ne de bir ilaç. Evet, burada ne viski ne de süt bulabildik. Neyin peşinde peki? Gümüşün. Anlaşılan askerler darphaneye gidiyorlarmış. Bay... Kanan. Size bir soru sorabilir miyim? Savaştan beri kör sayılırım. Bayağı uyumlu görünüyorsunuz. Gösteriniz çok etkileyiciydi. Çok teşekkür ederim doktor. Doktorlardan hoşlanmıyorsunuz değil mi? Dünya onlarla dolu, öyle değil mi? Hı? Ama ben bir doktor değilim Bay Kanan. Orduda hemşire olarak görev yaptım. Bir adamı bir araya getirip yaralarını iyileştirmekten bıkmış hale geldim. Burası önceden huzurlu bir kasabaydı ve ben yine huzurlu olmasını istiyorum. Anladınız mı? Bu senin bebeğin mi? O Los Portales'teki bir kadına ait ve ben bir adama onu oraya götüreceğime söz verdim. Bu kadar zor olacağını hiç düşünmemiştim. Orası ufak bir kasabadır. Öyle olmalı. Orada bir yakınım mı var? Kardeşim. Adı ne? Adı yok. Sadece bebek. Zavallı adam adını söyleyemeden öldü. Ha, bu çok kötü. Evet. Onu öldürmek zorunda olmam çok üzücüydü. Herkes yerlerine. Bigley, Johnson, pencereleri kapayın. Acele edin. Herkes silah alsın. Çabuk. Pislik ellerinde çavuş. Aşağılık pislikler. Adamınız öldü. Adamımız öldü. O artık ölüyor. Görüyor musunuz ha? O öldü. İşi bitti. Bir şıp da ellerinde. Bunu görüyorum. Onlardan birini indirmek için şansın olursa hemen değerlendir. Ne istiyorsunuz? Ne istediğimi biliyorsun. İçeridekini. Unut bunu. Alakran'a bunun Birleşik Devletler Hükümeti'nin malı olduğunu söyle. Ayrıca Alakran'a bir tabur askerin buraya gelmek üzere olduğunu da söyle. En az 100 kişiler. Aa, en az 100 kişiler öyle mi? İyi de onları size kim gönderecek? Versene şunu. Mupi mi? Yoksa Walker mı? O olduğunu hiç sanmıyorum. Gent mi? O'Reilly, Pierce. Bu çok uzun bir liste çavuş. Hepsini okumama hiç gerek yok. Tamam. Bennett. Kes Calhoun. Sesini aşağılık herif. Hepsi bir ağaçta sallanıyor. Alakran karıncalara, akbabalara ve kurtlara yem olmaları için bıraktı. Oyun oynamayı bırakmanın zamanı geldi. Ha? Sen ve hükümetin yüzünden bunca iyi insan sıkıntı çekmeye zorlanıyor. Acıkmadılar mı? Lanet olsun. Bu Alakran'ın yolu. San Pedro'ya giden yol cehenneme gider. Aman tanrım. Roberto! Roberto!
Ne var? Hazır olun ve emrimi bekleyin. Hector? Bunu kim yaptı? Bunu yapan da onun gibi ölecek. Bunu yapanı bize verin. Tamam. Buradaki herkesi teker teker öldüreceğim. Bu sizin son şansınız. Beni mi çağırdınız? Silahını at. Pardon, bana yardım. Bir daha viski içmeyeceğim. Sigara da içmeyeceğim. Yoksa onu öldürürüm. Bir şey yapmayacağım. Dur. Sakın ateş etme. Tanrım, o adamlarımdan yardım. Biri. Tamam mı? Lütfen, silahını tanrım. At. Bir daha fahişelerle yatmayacağım. Kumar oynamayı da bırakacağım. İçkiyi ağzıma sürmeyeceğim. Sana yemin ederim. Kötü bir şey yapmak istememiştim. Günahlarımı affet lütfen. Bundan sonra iş yapacağım. Uzaklaş oradan. Ateş! Sizi hakladık pislikler. Lanet olsun. Onu içeri götürün. Çabuk hadi hadi. Kımıldayın. Asker. Hemen yerine dön dedim sana. Yerine dön. Demek uyandınız. Gözlüğüm nerede benim? Onları dolabın içine... Bana hemen gözlüğümü ver. Bebek nerede? Aa, Lucille mi? O iyi. Gayet iyi, uyuyor. Ona ne dedin sen? Lucille. Ona bir isim koymak gerektiğini düşündüm. Bir ismi hak ediyor. Bu hiç hoşuma gitmedi. Bana bir fahişenin ismi gibi geldi. Aa, tamam. Peki siz ne önerirsiniz? Ben kendi işine bakmanı öneririm. Sorun ne? Ona bağlanmaktan mı korkuyorsun? Hiçbir şeyden korkmuyorum, tamam mı? Bana hiç de öyle gelmedi. Ona bir isim koymak isteseydim koyardım, anladın mı? Ama bu Lucille gibi komik bir isim olmazdı. O benim... O senin ne? Benim sorumluluğumda. O sadece bir sorumluluk değil, o bir bebek. Sevgiye ihtiyacı var. Bir bebeğe isim koymadan ona sevgi veremezsin, tamam mı? Eğer bunu beceremeyeceksen onu burada benimle bırak. Bunu yapacak başka birini bulabilirim. Sen hayatında iş terk edildin mi? Ne zaman gidiyoruz? Ne? Beni Los Portales'e götüreceğini söylemiştin. Hani bize yardım edecektin? Size yardım ettim. İyi akşamlar bayan. Johnson kapıları pencereleri kapat. Bundan hoşlanmadım. Ben yalnız olacağım demiştin. Onlar benim adamlarımdı.
Johnson dışarı çık. Ve etrafı kola çal. Başüstüne efendim. Adamlarımla başım belada yabancı. Adamlarından biri dün beni vurdu. Bence asıl sorun bu. Bu imkansız. O kuleye silahlı bir adam koymuştun, tamam mı? Adamlarım benimle aşağıdaydı. Lütfen. Oturun. İçki? Onu nereden buldun? Özel stoğumdan. Şu alakran denen aşağılık herif nasıl oldu da böyle deneyimli askerleri habersiz bir köşeye sıkıştırabildi? Ne demeye çalışıyorsun? Arabanızda ne kadar altın var söyler misiniz çavuş? Bir ton. Peki askerleriniz bunun bir parçasından vazgeçmeyi ne der? Ne? Eğer buradan çıkıp size yardım çağırmaya gideceksen bunun bir karşılığı olmalı. Size bu herife güvenilmeyeceğini söylemiştim değil mi? Bu konuda haklı çavuş. Biraz ödülün çok faydası olabilir. Yok teşekkür ederim. Onun en büyük ödülü ülkesi için hizmet vermenin şerefi olacaktır bayan. Bu sence komik mi? Ülkem mi? Evet ülkeniz. Amerika Birleşik Devletleri. Benim ülkem burada başladı ve bitti. Senin ülken şimdi hizmetlerim için bana %10 sökülmek zorunda kalacak. Ne? %10. Gümüşün 100 kilosunu istiyorum, anlaşıldı mı? Şu prolardan da vereceksin. Bunu şu ölü adamdan çalmak zorunda kaldım ve bu midemi bulandırıyor. Bir şey unutma. İçeride dışarı çıkıp bunu yapabilecek adamlarım var. Hepsi ölü adamlar. Senin adamlarının hepsi bir ağacın ucunda çürüyorlar. Anladın mı beni? Şimdi ya teklifimi kabul edersin ya da buradan giderim. Kör adam ha? Bu adamın kör olduğunu nereden biliyorsunuz? Peki bunların hepsi bir numaradır. Hayır. Belki de para toplamak için böyle yapıyor. Hayır, adam dilenci falan değildi. Kara bir gözlük takıyordu. Adamın kara bir gözlük takıyor olması onun kör olduğunu mu gösterir? Sen Louis'den de salakmışsın. Adamın biri geliyor, en iyi 5 adamımı öldürüyor. Aynı zamanda oğlumu da. Ona nasıl ateş edeceğini ben öğretmiştim. Nasıl ata bineceğini de. Bu gözler onun 23 adam öldürdüğüne şahit oldu. 23 adam Roberto. Ve şimdi sen onun kör bir adam tarafından öldürüldüğüne inanmamı bekliyorsun. Dünyaya neler oluyor? Hiç anlamıyorum. San Pedro'ya gidip o gümüşü onlardan zorla alacağız. Daha yeni 6 adamımızı kaybettik. Ayrıca kiliseyi de güçlendirdiklerini unutma. Haklı. Bence ha. İstediğini almak isteyen gidip alır. Onu beklemez. Sumner Chaunta'ya git ve Mackie'nin çetesini getir. Onlarla beraber San Pedro'yu ele geçireceğiz. Peki efendim. Boğa. San Pedro'ya gidip şu körü bul ve onu öldür. O körü ben öldüreceğim. Onun gözlerini çıkarmanı istiyorum. Ve onları bana getir. Tamam. Nasıl kör olunurmuş? Göreceğiz. Tamam, hepsi burada. Tamam, hepsi burada. Tamam, hadi. İşte bunlar. Hepsi burada. Tamam, evet. Al bakalım. Evet, tamam. İşte burada. 100 kilo gümüş. Bir şeyi unutmuyor musun? Evet.
Bu proların Kübalı kadınların kalçalarıyla sarıldığını söylerler. Buna inanıyorum. Söylediğin şeyden hoşlanmam. Bak, erkeklerin hayalleri vardır. Evet. Bunu odama götürüyor ve hesabı kapatıyoruz. Anlaşma böyle değildi. Sen bize yardım edinceye kadar gümüşler burada kalacak. Ha, tamam. Ama burada durmasın. Kanan. Eksik çıktığında onlara ne söyleyeceğim? Onlara adamlarının buraya gelirken yolda birkaç parça düşürdüğünü söylersin. Aşağılık pislik. Yeter. Ne cüretle Tanrı'nın yüzünü inkar edersin ha? Sana buradan uzak. Bum. Evet. Bum. Bu iş seni ilgilendir. Sorun nedir peder? Bir rakiple baş edemiyor musun? Şunu dışarıda içebilir misin? Bu bana Birleşik Devletler Hükümeti'nin bir armağanı. Kötü bir alışkanlık. Biliyorum ama dışarıdaki mavi giysili savaşçı dostlarımıza hakaret etmek istemem. Sen kimin için savaşıyorsun? Tanrı. Olamaz. Acıdı mı? Kımıldama. Nefesini içine çek. Çek dedim. Yavaş ol. Yavaş ol. Bu bebek emzirilmek için biraz büyük değil mi? O zaman bize süt sağabileceğimiz bir ineğin yanına götür. Bu çocuğun düzenini bozabilir. Belki annesi çocuğuna tanımadığı bir memeni bilmiyordur. Bunu göz önünde bulunduracağına emin ol. Biraz uzansan iyi olur. Gitmeden önce birkaç gün dinlenmek zorundasın. Bu gece gidiyorum. Bu hiç akıllıca olmaz. Hı? Bu bir doktor emri mi? Evet, bu bir doktor emri. Bak sana ne diyeceğim. Söylediklerini düşüneceğim. Senin adın ne? Fowler. Ernie Fowler. Ama bana Ernie diyebilirsin. Burası koktuğu kadar kötü görünmüyor, öyle değil mi? Aa, tabii ki. Burası kırmızı saten ve altın püsküllerle dolu.
San Francisco'daki bir genelev kadar güzel. Kristal avizeler de var. Ha? Aa, evet. Hatta tezgahım da mermerden yapıldı, biliyor musun? Hatta şuradaki İtalyan mermerinden. Sen yalancının tekisin dostum. Sadece seni deniyordum, tamam mı? Evet bayım. Ama göremediğinize göre burası güzel bir yer olabilir değil mi? Çok zeki bir adamsın. Hayır. Sadece bir barmenim. Hala bu gece gitmeyi düşünüyor musunuz? Planım bu. Size bir şey söyleyebilir miyim? Söyle bakalım. Yola çıkmak için biraz bakımsız gibisiniz. Öyle mi? Bence gayet iyiyim. Örneğin. Bence bugün parlak bir zırhın içindeki yakışıklı bir şövalye gibiyim. Bay Kane'in. Bu şişeyi siz alın. Gerçekten çok cömertsin. Bir ahmağın buna benden daha çok ihtiyacı var. Bunu duydum. Burada ne işin var senin? Senin neyin var? Buraya nasıl girdin? Kapı açıktı. Ne demek kör sensin ha? Bu coyote işin. Peki üzerinden sürtün. Seni paramparça edeceğim. O silah boş. Boş olan silah bu. Bu silah dolu. İşte bu kadar. Bang. Geciktin. Boğa nerede? Öldü. Bir saat önce cenaze törenini yaptım. Boğa en iyi adamımdır. Bana söylemek istediğin ne var peder? Askerler kör adamla bir anlaşma yaptı. Bu gece yardım çağırmaya gidecek. O zaman biz de bu kör adamı bekleyeceğiz. Alakran. Bu askerler kilisemi küçük düşürüyor.
yere tükürüyor. Sunağın önünde küfür ediyorlar. Badakran. Yakında peder. İnançlı olmak zorundasın. Gidelim. Hadi gidiyoruz. Hadi. Hemen yerine dön asker, hemen! Anne! Asker hemen yerine dön, hemen! Anne! 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 Sana yerine dön diyorum! Saat kaç? 8'i geçiyor. Gündüz mü gece mi? Gece. Gözlüğüm nerede? Onları buraya getirdim. Kımıldama. Bebeğe biraz süt bulsan iyi olacak. Gitme. Bu aşağılık herifler beni burada tek parça bırakmazlar. Hiç sanmıyorum. Ayrıca bir anlaşma yaptık. Benim bir kardeşim yok. Ne? Los Portales'inde nerede olduğunu bilmiyorum. Yalan söyledim. Ha. Küçük bir kasaba olmalı. Peki şimdi kalacak mısın? Bunun için artık çok geç.
Hazırız çavuş. Güzel. Pekala, 30 mil kadar batıda bir mesai ekibimiz olacak. Yanlarında bizi buradan çıkaracak kadar silahlı asker olduğunu düşünüyoruz. Bunu onlara vereceksin. Bana çıkan çatışmada askerlerinin burada olduğunu söylemiştin. Evet, ne oldu? Yani Çan Kulesi'nde kimse yoktu. Aynen öyle. Peki ya rahip? Rahip mi? Bu gece yola çıkacağımı biliyor mu? Bunu herkes biliyor ki. O zaman beni bekleyecekler. Bana şans dilemeyecek misin? Neden cehenneme gitmiyorsun? Zaten bunu yapıyorum. Bak dostum. Adam tam bir baş belası. Baş belası olsa ne olur? Yaptıklarını ya. Görmedin mi? Baş belası diyorum. Ona güvenmez. Dolaşıp durmasanız da. İşinizin başına dönün. Hadi gidelim, yürü. Tamam. Geliyor. Bu tarafa doğru geliyor. Şimdi. Dur. Sana dur dedim. Mahkumu getiriyoruz. Çekilin. Adınız nedir bayım? Kenan. Bu mektubun içeriğinden haberdar mısınız Bay Kenan? O kör efendim. Onun kör olduğunun farkındayım asker. Evet. Size basit bir soru sordum Bay Kenan. Emirlere göre yetkili olan komutanla görüşmem gerekiyor. Burada yetkili amir bey. Ha, öyle mi? Ne mutlu sana. O zaman size alıntı yapayım. Size bu mektubu götürün diyen adam, bunu yapması karşılığında bizden 100 kilo gümüş almıştır. Bu doğru mu? Buradan anladığıma göre devletin 100 kiloluk gümüşünü almaya kalkışmışsınız. Gitmemiz gereken 30 mil yolumuz var. Hemen yola çıksak iyi olur. Sizin eşliğinize ihtiyacımız olduğunu sanmıyorum bayım. Öyle mi? Hey, ne yapıyorsun? Tamam. Karşındaki adam Antietam'da savaştı. Ve karşındaki bu adam sizin hepinizin toplamından daha çok şey biliyor. Tamam. Alın şunu! Sakın kıpırdama. Eğer o kasabadaki herhangi birinin kılına zarar gelirse
sevdiğini düşündüğün her şeyi öldürürüm. Anlaşıldı mı? Bu asker. Odumu hemen buradan götürün. Hadi yürü. Tamam hadi. Yürü. Yürü. Hadi. Hadi yürü. Hadi yürü bakalım. Alakran seninle konuşmak istiyor. Onun geçmesine izin verdiğin için seni öldürmem gerekir. Ama bütün adamlarıma ihtiyacım olacağını hissediyorum. Hatta senin gibi biri pisliğe bile. Kesin kulağını. Soldakini. Samlı. Evet. Burada değil. Yürü bakalım. Hadi. Hayır. Yürü. Hayır. Hayır. Geri kalanı nerede? Gelmek üzereler. Güzel. Askerler de gelmek üzere. Olamaz. Burada çok sıkılıyor olmalısınız. Döndükleri zaman seni asacaklar. Buraya biraz hareket getirir ha? Ne yapıyorsun sen öyle? Sinek yakalıyorum. Yakaladın gerçekten. Bir daha yapsana. Hadi canım sen de. Sen körsün ama. Evet doğru. Bunu ben de farkındayım asker. İşte oldu. Aşağılıklar. Burada yaşam belirtisi yok. Ama bizimkilerden biraz daha bulduk. Geldiğimizi biliyor olmalılar. Muhtemelen şimdiye kadar Meksika'ya varmışlardır. Ötlekler. Hepsi kaçmış beyler. Gidip Hastings'e müjdeyi verelim. İleri marş! Büyük hücum! Asker hücum! Öyle bakınca daha çabuk gelmeyecekler. Ne? Destek kuvvetten bahsediyorum. Gelecek bir destek olsaydı çoktan burada olurdu evlat. Ama çavuş bize bu şekilde söylemedi. Çavuş mu? O aramızda en kötüsü. Sözlerine dikkat et. Ben bu işi tam 20 yıldır yapıyorum. Sherman'la bile savaştım. Sana bir şey diyeyim mi? Bir pislik bile olsa ne zaman çekileceğini biliyorum. Ama bize emirler verildi. Emirler mi? Emirler... Emirler ülken için savaşırken geçerlidir. Ya da birinin hayatını kurtarırken. İnandığın bir şey de onlara uyarsın. Çeneni kapatsan iyi edersin. O kadar metali korumak bana hiç de mantıklı gelmiyor. Bu kadar yeter. Eninde sonunda bunları onlara vereceğiz. Yoksa bizi öldürecekler. Sen bir korkaksın, anlıyor musun? Korkak mı? Korkak olmak aptal olmaktan daha iyidir. Seni lanet olası herif. Tamam tamam, sakin ol. Sakin ol, hadi. Ayrılın, ayrılın diyorum. Hepiniz sakin olun. Tamam. Burada neler oluyor böyle? Bir şey olduğu yok. Bir şey yok efendim. Pekala. Ordu içinde kavgayı pek sevmem. Hepimizin uyması gereken emirler var. Emirler? Evet öyle asker. Gerekirse canımızı bunun için feda etmeliyiz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı dedim? Evet efendim. Evet efendim. Güzel. Güzel. Durun durun. Dinleyin. Dinleyin. Duyuyor musunuz? Şimdi ne yapacağız çavuş? Bilmiyorum. Çatıya dikkat et. Yavaş ol evlat, yavaş ol. Ne oldu? Çok fazlaydılar. Bize ateş açtılar. İzin verin asker.
Bana izin verin. Kımıldamayın. Çok fazlaydılar. Çok fazla. Her şey yoluna gelecek. Şansımız yoktu. Kımıldamayın. Yoktu. Tamam. Ondan uzak durun bayan. Yardıma ihtiyacı var. Onun bir rahibe ihtiyacı var. Daha ölmedi. O adam öldü. Ona baksana. O artık Tanrı'nın ellerinde. Ondan uzaklaş. Siz de bu adamın ruhu için dua edin. Tanrım, sen onun bütün günahlarını affet. Senin katında son ana kadar... Ne düşünüyorsunuz Çavuş? Bu bir oyun olmalı. O yaşamı boyunca... Bu 5. bölükten Rafferty efendim. İyi adamdır, onunla eğitim almıştı. Bu Rafferty ise çeteye katılmış demektir. Demek ki iyi bir asker değilmiş ve bölüğünü terk etmiş. Hayır efendim, o dürüst değildir. O yaşadığı herkes tetikte olsun. Için destek birazdan gelir. Siz de mırıldanmaya son verin peder. Onun bütün günahlarını affet. Bu ve cesedi onu... burada görmek istemiyorum. Tanrı seni lanetleyecek. Tanrı seni cehenneme gönderecek. Götürün şunu buradan. Demek oğlumu öldüren sensin. Öyle diyorlar. Sen ne diyorsun? Senin ağzından duymak istiyorum. 3 kişiydiler ve üçünün de ölmesi gerekiyordu. O da işlerinden biriymiş sanırım. Bırakın onu. Gidin. Söyle bana kör adam. Korkunun kokusu nasıl bir şey? Ekşi süt gibidir. Oğlum Hector. Ondan böyle bir koku aldın mı? Hayır. Ama bunu sorarken senden bu kokuyu alıyorum. Bir ailenin olmaması çok yazık. Yoksa senin benden aldığının aynını ben de senden alacaktım. Sen bir yılan ya da köpek gibisin. Elindeki tüm şey damarlarındaki kan. Ve bunu senden damla damla geri alacağım. Seni aşağılamıştık. Burada ölürken San Pedro'daki insanları düşün. Seni koruyan o insanları. Bunun cezasını çekecekler. Gidelim. Hadi gidelim. Yapılacak işler var.
Şimdi ne yapacağız? Çavuş. Emirleri uygulayıp yükü koruyacağız. Ama sadece 6 kişiyiz. Destek yakında gelecektir. Çavuş, destek kuvvet falan ne yazık ki yok. Bakın hepsi öldü. Tanıdığımız herkes öldü. Bunu bilmiyoruz. Ama ölmediklerini ummalıyız asker. Peki sen bize ne yapmamızı öneriyorsun? Teslim olalım ve elimizdekileri verelim. Başka önerisi olan? Güzel. O zaman herkes yerlerine. Nerede bu lanet olası kireç? Orada öyle duracak mısın yoksa bana yardım edecek misin? Teslim oluyoruz. Tanrı için, ülkem için ve bizzat kendim için. Alakran, o sapkınları Kilisem'den uzaklaştıracağına söz vermiştin. Yarın peder, ilk olarak kahvaltımı yapacağım.
Sonra biraz içki içip oradaki tüm askerleri öldüreceğim. Sonra kiliseye gidip hep beraber ayine katılacağız. Bunu yeterince bekledim. Yarın kasabamdan gitmelerini istiyorum. Baba. Kasaban mı? San Pedro bana ait, tamam mı? Ha? Tanrı'ya saygısızlık etmemek için kiliseyi ayrı tutacağım. Onun dışında tüm kasabayı yakacağım. Sen askerlerden de kötüymüşsün. Bu doğru. Ama en azından iyi Katolikleriz. Ha? Şimdi uç bakalım küçük kuşum. Bırak da adamların kutlama yapsın. Yarın. Dinamit. İlaç. İlaç mı? Bang bang. Boom. Evet. Boom. Boom. Her şey hazır. Şu kasabadaki hemşire işte fena sayılmaz ha. Güzel mi? Hem de çok güzel. İyi. Cenazeden sonra onu bana getirebilirsin. Ona biraz ilaç veririm. Peki. Roberto. Ne? Remi'yi al. Kasabalıları toplayıp hepsini bir yere kapatın. Hector'un cenazesinde onlarla ilgilenmeni istiyorum. Ama ben cenazeyi kaçıracağım. Sen Hector'un ruhuna dua edebilmeye değer olduğunu kanıtlayamadın. O kör adamı öldürebilirdim baba. Kardeşimi kim gömdü? Bir kez daha sormayacağım.
Hector nerede? Gömüldü. İlerideki tepeye. Onu çıkar oradan. Alakran kardeşime güzel bir cenaze töreni yapmak istiyor. Ama en az 3 gündür orada gömülü. Ne? Çeneni kapa ve işini yap. Tamam, onu çıkar. Güzel. Gümüşü istiyor musunuz? Bunu Hector için yapacağız. Gümüşü alacağız. Çavuş! Teslim olma zamanınız geldi. Geldi, kendin al pislik. Bizi masumların kanını akıtmaya zorlama. Teslim olun, gitmenize izin verelim. Cehenneme git. Tanrım, olamaz. Sen sahiden salak bir adamsın. Adamların da senin kadar salak mı acaba? Adamların Birleşik Devletler Ordusu'nun askerleridir. Ülkeleri için kendilerini ölüme hazırlamış askerler. Saygısızlık etmek istemem ama siz aklınızı kaçırmışsınız efendim. Ateş etmeyin. Durun bir bakalım, durun. Ateş etmeyin, çavuş öldü. Orada kim? Biz dışarı çıkıyoruz. Hadi. İşte bu kadar. Mezar benim için mi? Alakran Hector'u tekrar gömsün diye onu dışarı çıkartıyorum. Delirmiş. Hayır. O sadece üzgün. Ama ben deliyim. Remik, git nöbet tut. Sen benimle geliyorsun. Hadi. Bebeğini yere koy. Tamam. Tamam canım. Koysana şunu. Samnır çok haklıymış. Gerçekten çok güzelmiş. Babam Hector'u gömdükten sonra seni becereceğini söyledi. Ama daha iyisi var. Ben seni hemen şimdi becereceğim. İmdat! Yardım edin! Bir dahaki sefere bebeğini öldürürüm. Tamam mı? Tamam. Tamam. Güzel. Ama böyle eğlenceli olmuyor. Hadi. Hadi sene.
Hadi. O bıçağı hemen bırak. Sana bıçağı bırak dedim. Yumurtanı nasıl seversin evlat? Yağda mı? Akran tabutun açık olmasın istiyor. Hayır, olmaz peder. Çok kötü bu. Ayini siz mi okuyacaksınız? Başka kim okuyabilir? Bugün ayin okumamanız gerekir peder. Aptal olma lütfen. Kulübeme gelin, konuşmalıyız sizinle. Cenazeden sonra. Olmaz. Lütfen. Cenazeden sonra. O gelmiyor. Kim? Peder Malon. O zaman ona da bir mum yakarız. Patrona saygı için ayağa kalksana. Affedersin, üzgünüm patron. Biraz saygı gösterin. Cenazemiz olacak mı? Evet efendim. Meki Hector'un hakkı olan gümüşü getirmesini söyledin mi? Birazdan getirmiş olurlar. Nereye? Onun tabuta konulmasını istiyorum. Hey! Yine ne var? Peder kabloları çıkartıyor. Bizi öldürecekler. Lanet olsun dostum. Evet. Durdurun şunu. Affedersin. Durdurun şunu. Tabutun açık olmasını istemiştim. Seni iblis. Lanet edeceksin. Bum. Hayır. Tabut! Lanet olsun. Çıkarın o tabutu kilisemden! Çıkarın o tabutu! Çıkarın onu! Çıkarın. Aman tanrım! Hayır! Thank you.
Hey. Ciego. Kör adam. Beni duyabiliyor musun? Ha? Ben seni duyamıyorum. Ama seni görebiliyorum. Sen göremiyorsun, değil mi? Seni zavallı adam. Beni duyamıyorsun, değil mi? Ha? Artık o da çalışmıyor. Ha! 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 Hem körsün, hem sağır. Tıpkı bir solucan gibisin. Bu adamlarım için. Bu Hector için. Evet, seni ne görebiliyorum, ne de duyabiliyorum. Ama pis kokunu alabiliyorum. Şimdi banyo zamanı aşağılık herif. Bir şey yok. Bir şey bulamadık. Henüz bir şey bulamadık. Şu tarafına bakalım. Buraya bakan oldu mu? Tamam. Kinaya Olishka. Ohalya. Gümüşler kasabanın etrafına saçıldı, biliyor musun? O parayla yeni bir kilise yaptırabilirsiniz. Rahibimiz yok. Yapma lütfen. Dünya onlarla dolu. İşte burada. Tak bakalım. Evet. Los Portales'li bir kardeşin olmadığına emin misin? Keşke nerede olduğunu bilseydim. Herkese sordum, kimse bilmiyor. Bunu halledeceğine emin misin? Tabii, ben iyiyim. Kulaklarında hala çanlar çalmıyor ya. Hayır. Hayır, çalmıyor. Belki yalan söylemiştir. Şu öldürdüğün adam. Belki Los Portales diye bir yer yoktur. Evet, olabilir. Ama ben bir söz verdim. Biliyorum. Hadi.
Sence Nel nasıl bir isim? Nel mi? Bebeğe bu ismi koysam diyorum. Şimdilik tabii. Nel annemin ismiydi. Bence gayet güzel olurdu. Güle güle.